Merhaba arkadaşlar, ben sosyal bilgi öğretmeniniz İbrahim Orsun. Bugün beraber 6. sınıf sosyal bilgiler 3. ünite olan Yeryüzünde Yaşam Ünitesi'nin konu öğrenme kılavuzuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, şu an bu videoda beraber Türkiye'nin beşeri coğrafyası hakkında bilgiler edineceğiz, yeni şeyler öğreneceğiz. Arkadaşlar, Türkiye'nin beşeri coğrafyası'na geldiğimizde ilk sorumuz büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri ne olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Bunun birden çok nedeni var arkadaşlar. Doğal ve beşeri nedenleri var. Tabii doğal olarak yerleşmeye uygun. Su kaynaklarının bol olduğu, yeryüzü şekillerinin sade olduğu, tarım arazilerinin bol olduğu yerlerde insanlar yerleşmek ister. Aynı zamanda beşeri sebepleri de şu olabilir. Sanayi, ticaret, tarım ve yine ne olabilir arkadaşlar? Turizm. Bu nüfusun artmasında etkilenenler arasında yer alabilir. Şimdi konumuza geçelim. Beşeri coğrafya insanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus ve benzeri faaliyetleriyle çevre üzerinde yaptığı ve yapmakta olduğu değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan, aralarında belirli toplumsal, ekonomik ilişkiler bulunan insanların tümüne nüfus denir. Ülkemize ve dünyaya baktığımızda bazı nedenlerden dolayı nüfus her yerde düzenli dağılmamış. Kimi yerlerde nüfus çok kalabalıkken, kimi yerlerde ise nüfus daha azdır. Nüfusun yeryüzünde dağılışında insan etkisinin olmadığı faktörleri biz doğal faktörler diyoruz. Nüfusun yeryüzünde dağılışını etkileyen temel faktörler su kaynaklarıdır. Çünkü su her canlı doğası gereği mutlaka suya ihtiyaç duyar. İnsanoğlu Tarih öncesinden beri hep su kaynakları etrafında yerleşmiştir. Bu nedenle su kaynaklarının bol olduğu yerlerde nüfus da fazladır. Ilıman ve nemli bölgelerimizde yer şekillerinin sade olduğu ve yeraltı kaynaklarının çok olduğu yerlerde ise yine nüfus fazladır. Ülkemizin <laughs> nüfusunun yoğun olduğu yerlerin genellikle kıyı bölgeler olmasında ılıman ve nemli iklimin büyük etkisi vardır. Kışları soğuk, yazları kurak geçen yerlerde ise nüfus fazla yoğun değildir. Mersin-Batay'da nüfusun çok olmasında ılıman iklim şartlarının Konya'da yer şekillerinin sade olmasının Songuldak ve Batman'da yer altı kaynaklarının fazla olmasının etkilerinden söz edilebilir. Nüfusun yeryüzüne dağılışında insan etkisinin olduğu faktörleri ise biz beşeri faktör diyoruz. Sanayinin, ticaretin ve tarımın geliştiği yerlerde ekonomik hayat gelişir. Bu nedenle Böyle yerlerde nüfus fazladır. Ayrıca turizm yapılan yerlerde nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Örneğin, örnek olarak İzmir ve Bursa sanayi, ticaret, tarım ve turizm gelişmesine bağlı olarak nüfusun fazla olduğu şehirler arasında yer almaktadır. Tabii bunların sayılarını çoğaltabiliriz. İstanbul'da bunların en büyüğüdür. En çok işte sanayi, ticaret, tarım, turizm, ulaşım hepsi çok gelişmiştir. O yüzden şu anda Türkiye'nin en büyük hatta dünyanın en büyük nüfuslu şehirleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin nüfusun dalışını incelediğimizde yerleşik şekilleri sade, iklim ılıman, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetleri gelişmiş olan yerlerde nüfusu fazladır. Ege kıyılarında dağların denize dik uzanması, sıcak ve nemli havanın iç kesimlere ulaşmasını sağlar. Akdeniz ve Karadeniz'de ise arkadaşlar kıyı kesimlerinde dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması, sıcak ve nemli deniz etkisinin iç kesimlere ulaşmasını engellemektedir. Hatta şöyle arkadaşlar ulaşımı da etkilemektedir. O yüzden genellikle Akdeniz ve Karadeniz'de iç kesimlere ulaşım tüneller sayesinde veya boğazlar sayesinde olmaktadır. Bu durum kıyı ve iç kesimler arasında tarımsal faaliyetler eklediği gibi ulaşımı da zorlaştırmaktadır. Yaşadığınız yerde nüfusun dalışında doğal ve beşeri faktörlerden hangisi etkili olmuştur? Biz Adana'da yaşıyoruz arkadaşlar. Adana'da yeryüzü şekilleri sade, denizellik etkisi var, ılıman bir iklim koşulu var, bol su kaynaklarına sahip, tarım arazileri fazla, sanayi fazla, ticaret fazla ve ulaşım güzel yerler üzerinde olduğu için çok gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde madencilik gelişmiştir. Buna bağlı olarak bu yerlerde nüfus fazladır. Taş kömürün çıkartıldığı, Zonguldak ve petrolün çıkartıldığı Batman'da nüfusun fazla olması yeraltı kaynaklarının nüfusun dağılışına örneğidir. Evet taş kömürünün Zonguldak Zonguldak yapmıştır. Daha önce küçücük bir yerken Zonguldak şu anda Karadeniz'in büyük kentleri arasında yer almaktadır. Yine Batman arkadaşlar. Batman yine sihir bağlı bir e, yer iken, daha sonra petrolün bulunmasıyla kendine ait bir sınırı olmuş, il olmuş. Bugün Doğan dolu'nun incilerinden olmuş diyebiliriz. Evet burada Haritadan yerlenerek ülkemizde nüfusun çok olduğu ve az olduğu yerleri gösterebiliriz. Bu balonlar nüfus sayısını gösteriyor. Eğer ki sayı 500 binden fazlaysa büyük balon oluyor. En büyük balon biliyorsunuz İstanbul. Şu anda İstanbul'un kayıtlı 16 milyon nüfusu var. Bunu Ankara 6 milyon nüfusu takip ediyor. Bunu İzmir 4.2 4 milyon nüfusu takip ediyor. Bursa 3.8 milyon nüfusu takip ediyor. Daha sonra diğer şehirler Antalya, Adana, Konya, Adana burada burada. Ee, bu arada hani onu söyleyeyim. Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa. Ondan sonra e, Samsun Karadeniz'den yine yoğun nüfuslu. Erzurum yoğun nüfuslu kentlerimizden diyebiliriz. Diyarbakır'ı da saymayı unutmayalım burada. Şimdi arkadaşlar ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması ulaşımın zor olması, sıcaklık ortalamasının düşmesi, tarım, sanayi, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin azalması, bölgeler arası göçlerin artmasına ve bu bölgelerde nüfusun azalmasına neden olur. Evet arkadaşlar ülkemizde genellikle batıdan doğuya doğru bir yükselti artar ve o yüzden doğu kentlerimizde yükselti fazladır, sıcaklık düşüktür, tarım arazileri azdır. insanların yaşam olanaklarını etkileyen faktörler etkili olduğu için burada nüfuslar azdır. Ve Buradan Doğu özellikle iç kesimlere doğru, büyük şehirlere doğru göçler yapılmaktadır. Şimdi beraber bazı kentlerimizi inceleyelim. Harita üzerinde beraber inceleyelim. Mesela İstanbul'la başlayabiliriz. Sanayi, ticaret, turizm gelişmiştir. Nüfusu o yüzden fazladır. Zonguldak taş kömürü çıkarılır. Madencilik gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Burada bakalım İzmir var. Tarım, sanayi, turizm gelişmiştir. Nüfus fazladır. Rize'ye bakalım. Çay tarımı yapılır. Nüfusu fazladır. Kars'a bakalım. Yer şekilleri engebelidir. Nüfusu azdır. Hakkari'ye bakalım arkadaşlar. En aşağıda. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Nüfusu azdır. Diyarbakır. Petrol çıkarılır. Tarım yapılır. Nüfusu fazladır. Adana. Tarım, sanayi gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Ankara idari merkezidir. Tarım, sanayi, ticaret gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Muğla yer şekilleri dağlık ve engellidir. Turizm gelişmiştir. Nüfusu yaz döneminde artar. Hatta Muğla merkezin nüfusu yaz döneminde ilçelerinden geride kalmaktadır arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var. Bazı şehirlerin özellikleri verilmiş. Göç alır göç verir şeklinde özellikleri beraber değerlendirelim. Şehir ilk şehirlerimiz İzmir ve İstanbul? Yükselti dengi de azdır. İklim şartları ılımandır. Sanayi, ticaret, turizm geçmiştir. Bu kentimiz göç alır ve nüfusu fazladır diyoruz. Şimdi buna göre diğerlerini yapalım. Ben daha önce tabii yaptım bunu. Siz de buna göre yapabilirsiniz. Kars ve Gümüşhane. Yükselti dengemi fazladır. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Tarım alanları dardır yani azdır. Burası göç verir ve nüfusu azdır arkadaşlar. Hemen yan yana olan iki şehire bakalım. Mersin ve Antalya. İklim şartları elverişlidir. Turizm gelişmiştir. Burası arkadaşlar göç alır ve nüfusu fazladır diyebiliriz. Bursa ve Kocaeli. İklim şartları elverişlidir. Ulaşım yolları üzerinde yer alır. Sanayi ve ticaret gelişmiştir. E burası da arkadaşlar göç alır. Ve burasında nüfusu fazladır. Tuz gölü ve çevresi. Türkiye'nin tam ortasında yer alır. Yağış azdır. Buharlaşma ve kuraklık fazladır. Tarım ürünlerinin çeşitliliği azdır. Çünkü tuz tarımın düşmanıdır arkadaşlar. Burası göç verir. Nüfusu da azdır. Adana Gaziantep Yer şekilleri sadedir. Ulaşım yolları üzerinde yer alır. Tarım, sanayi ve ticaret gelişmiştir. Burası göç alır ve nüfusu fazladır diye işaretleyebiliriz. Arkadaşlar insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli iş kollarında çalışırlar. Toprağı işleyerek tarım, yer altındaki madenleri çıkartarak madencilik, üretim için sanayi ve ticaret faaliyetlerinde bulunurlar. İnsanların yaptıkları bu işlerin tümü ekonomik faaliyetleri oluşturmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan beri yaptığı en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Çünkü tarım gerçekten arkadaşlar insanların yerleşik yaşama geçmesinde çok büyük etki sahiptir. Çünkü tarım temel, temel besin maddelerinin kaynağı hem de sanayi ürünleri için ham madde kaynağı oluşturur. Örnek olarak şeker pancarı şeker üretiminde kullanılırken şeker pancarının küspesi de hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Şimdi arkadaşlar. Aşağıda verilen Türkiye'nin tarım ürünlerini inceleyerek yaşadığınız yerlerle yetiştirilen tarım ürünleri neler olduğunu söyleyiniz. Akdeniz bölgesi ile ilgili cevap verebilirim size. Maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber, patlıcan, narenciye, muz, pamuk, Yeşil soğan en fazla yetiştirilen ürünlerdir. Tabi bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. İşte yer fıstığından işte ondan sonra e, mısıra kadar çoğaltabiliriz. Burada Türkiye'de çeşitli tarım ürünlerinin nerelerde ne kadar yetiştirildiğini görebiliyoruz. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda harita biraz daha renksizleşiyor. Bunun temel sebebi de arkadaşlar. Genellikle e, burada yükselti fazla, engebe fazla, iklim soğuk olduğu için ve tarım arazileri az olduğu için çok fazla ürün yetiştirilmiyor. Ama Akdeniz kıyılarına baktığımızda Ege yani Ege'de dahil çünkü Akdeniz iklim kıyılarından bahsediyorum. Ve Marmara gayet renkli bir harita var. Birden fazla ürün yetiştiriliyor. Diğer bir ekonomik faaliyet ise hayvancılıktır. Hayvanların ürünlerinden, gücünden yararlanılmasına biz hayvancılık diyoruz. Ülkemiz doğal koşullar itibariyle hayvancılık için elverişlidir. Hayvancılık sadece et, süt, yumurta üretiminin olduğu bir faaliyet değil. Aynı zamanda dokuma ve deri sanayisine ham maddesi sağlayan ekonomik bir faaliyettir. Şimdi bakalım 3 tane sorumuz var. Yaşadığınız yerlerde yapılan hayvancılık türünü söyleyiniz. Büyük başkürü ve küçük baş hayvancılık yapılır ve besi ve küme hayvancılığı yapılmaktadır. Arkadaşlar besi ve küme hayvan, küme hayvancılığı özellikle tavuk üretimi Türkiye'de büyük kentlerin hemen civarlarında olur. Çünkü büyük kentlerin et ihtiyacını yani beyaz et ihtiyacını bu şekilde Tavuk üretim testlerinde karşılanır. 2. Ülkemizde koyun, keçi ve sığır mand mandalının yetiştirildiği yerleri söyleyiniz. İç Anadolu ve Doğu, Doğu Anadolu bölgesinde en fazla yetişir diyebiliriz arkadaşlar. Haritada da göreceksiniz. Ülkemizde arıcılık yapıldığı yerleri söyleyiniz. Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla vardır. Ama Türkiye'nin her yerinde yetişebilir. Çünkü arılar arıcılık konusunda dünyada önde gelen ülkelerden bir biriyiz arkadaşlar. Ülkemiz maden çeşitliliği bakımında zengin bir ülkedir. Madenin çıkarıldığı yerlerde ekonomik faaliyet gelişir ve buna bağlı olarak da nüfus artar. Biraz önce konumuzda değindiğimiz arkadaşlar hatırlarsanız Zonguldak'ta taş kömürü, Batman'da petrol, Soma'da yani Manisa Soma'da, Linyit, Artvin Murgul'da bakır, Konya Seydişehir'de alüminyum çıkarılır ve bu şehirlerin ekonomisini canlandırmış hem de bölgenin nüfusunun artmasına sebep olmuştur. Şimdi bakalım burada demir, krom, bakır, bor madeninin çıkarıldığı yerler. Bor madeni arkadaşlar genellikle Eskişehir, Bursa ve Balıkesir civarında çıkarılır. Demir madeni Adana, Kayseri, Maraş, Antep e, civarlarında çıkarılmaktadır. Tabi diğer yerlerde de çıkarılabilir. E, onun haricinde krom yine Adana'da çıkmaktadır arkadaşlar bulunmaktadır. Hatta adını alana da en büyük krom madeni bulunmaktadır. Taş kömürü genellikle Zonguldak ve çevresinde çıkar. Ama Linyit ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkmaktadır. İşte Manisa Soma'dan başlayarak iç kesimlere doğru, Adana'ya doğru hatta Adana'da Fekir'de de e, ve Tufanbeli'de çıkarılmaktadır diyebiliriz. İşlenmemiş ham ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenerek mamül kullanılabilir madde haline getirilmesinin sanayidir. Sanayi aynı zamanda maham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını oluşturmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütündür. Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına o ülkenin sanayi katkısı sağlar. Sanayi ise gelişmiş ülkeler genellikle ekonomik olarak da güçlü ülkelerdir. Örnek olarak günümüzde Japonya, Çin, Almanya, ABD hatta daha da bu örnekleri çoğaltabiliriz ee, işte Fransa'yı da ekleyebiliriz buraya. Ondan sonra e, bakalım e, Güney Kore'yi de ekleyebiliriz. Biz mesela gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için çok fazla sanayide lider durumda değiliz. Ancak sanayileşmeyi gerçekleştirirken doğayı korumayı da ihmal etmemeliyiz. Fabrika bacalarına filtre takılması, atılan kirli suların toprağa ve e, atılan kirli atıkların sulara toprağa ve sulara boşaltılmaması, mümkün olduğunca geri dönüşüm olan ham maddelerin kullanılması doğayı korumak için yapılacak önemli çalışmalardır. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Çev Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde sıfır atık projesi yürütülmektedir. Bu projeyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atık miktarının azaltılması hedeflenmektedir. Ülkemiz gerek yeraltı, gerekse yerüstü kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Bu durum sanayimizin hızla gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca sahip olduğumuz bu özellikler ülkemizin dünyada önemli bir yere gelmesinde etkili olmaktadır. Şimdi arkadaşlar buradan biraz örnek verelim. Ülkemizde özellikle şu gördüğünüz renkler çeşitli şeker fabrikalarını göstermekte. Ülkemiz iç ve doğu kesimlerinde şeker pancarı içtirilerek şeker fabrikası kurulmuştur. Ve bunlar ülkemizin önemli şeker ihtiyacını sağlar ve yurt dışına satmamıza sebep olur. Şimdi bakalım buradan burada tabii birçok kol var, bunların hepsini aşağıda topladık. Demir çelik fabrikalarının bulunduğu yerler Karadeniz Ereğli, Karabük ve İskenderun'da demir çelik sanayisi vardır. Demir çelik sanayisi ne işe yarar? Demiri ham ile işleyerek e, yarı malzede yurt dışına satmamızı sağlayabilir ve ağır sanayide önemli bir yere sahiptir. Bitkisel yağ fabrikalarının bulunduğu yer Antalya, Aydın, İzmir ve Bursa önemli miktarda e, bu fabrikaların bulunduğu yerlerdir. Petrol rafinelerinin bulunduğu yerleri söyleyiniz. Batman Batman hem çıkarılan hem de işte orada üretilen yerdir arkadaşlar. Adana, Bursa, İzmir ve Ankara diyebiliriz. Hatta Adana'dan ziyade Mersin olabilir burada. Ne Adana yazmışız. Mersin demek daha doğru aslında. Mersin Ataş rafinerisi demek daha doğru. Şeker fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz. Yozgat, Amasya, Kastamonu, Van, Ankara, Karabük, Uşak ve Burdur. Başlıca yerlerdir. Büyük fabrikalardır. Pamuklu ve ipikli dokuma fabrikalarının bulunduğu yerler. Tabii ki pamuklu e, ve ipekli dokuma fabrikalarının ikisinin bulunduğu yerde neresidir? Bursa'dır arkadaşlar. Ama baktığımızda Malatya'yı da Kayseri'yi de Adana'yı da buraya ekleyebiliriz. Burada haritada ormanların yoğun vaz olduğu yerlere baktığımızda Karadeniz kıyı şeridinde çok fazla, Akdeniz kıyı şeridinde ve Ege'de fazla olduğunu görmekteyiz. İç Anadolu'da azalıyor, Doğu Anadolu'da bir tık daha fazla ama Güney Doğu Anadolu'da neredeyse ormanın olmadığını söyleyebiliriz. Evet burada da zaten yazmışım. İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı yerleriyle Güneydoğu'da ormanlık araziler az iken Ege, Kıyı Akdeniz, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde ormanlık alanlar fazladır. Türkiye'de en fazla ormanlık e, alan bulunan bölgemiz Karadeniz iken onu Akdeniz takip etmekte ama en az dediğinde ise Güneydoğu bölgesi diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği beraber yapalım. Burada numaraların yanında özellikler yazılmış. Bu özellikleri sıralayacağız. Şimdi bir numara İstanbul için yapılmış. Tabii ki nüfusu en fazladır. Dünya cönlü bir şehirdir. Hemen yanındaki Zonguldak'a bakalım. Zonguldak'ın özelliği neydi arkadaşlar? Taş kömürünün çıkarılmasıydı. Yine de Karadeniz'de devam edelim. Rize'nin de en önemli noktası arkadaşlar. Çay tarımının yapılmasıydı. Hakkari'nin nüfusu azdı arkadaşlar. Başka yerlere göç ediliyordu. Hatta Batman'da petrol çıkarılıyordu. 4 numaraya koymuşuz. Konya'da da buğday üretimi yaygındır. 7 numarayı verdik arkadaşlar. Burada doğru yanlış etkinliğimiz var. Bu etkinliğe beraber bakalım. Nüfusun da alışında sanayi, ulaşım, ticaret gibi faaliyetlere etkilidir. Doğru demişiz. Evet. Hemen ikinci etkinliğe bakıyoruz. Sanayi, ticaret ve turizm geliştiği yerlerde nüfus azdır. Yanlış. Aksine fazladır. Ülkemizde petrolün çıkarıldığı yerlerde nüfus fazladır. Evet fazladır. Burada yanlış bir şey olmuş. Petrolün çıkarıldığı yerlerde nüfusumuz fazladır. Özellikle Zonguldak ve e, hatta Batman diye örnek vermiştik. Diyarbakır ve Batman'da nüfus fazladır arkadaşlar. Konya'da petrol çıkarılır. Yanlış. Biliyorsunuz Batman, Diyarbakır, Siirt arasında çıkarılıyordu. Yükseltinin arttığı yerlerde tarım alanları parçalı ve dağınıktır. Evet doğrudur. Ülkemizde hayvancılık sadece süt üretimi için yapılır. Hayır, et üretimi için de yapılır. Aynı zamanda yumurta üretimi için de yapılır. Tuz göl çevresinde yağış azdır ve kuraklık fazladır. Doğru. Evet. O yüzden verim azdı. Taş kömürü Zonguldak'ta çıkarılmaktadır. Doğru. Ülkemizde çay Karadeniz'in doğu kıyılarında yetiştirilmektedir. Hatta başlıca şehir neresiydi? Rize'ydi arkadaşlar. Doğru. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konumuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.